Evet, başlayalım. Evet, 17. ders. Mefhun lecrih dedik. Sebep bildiren bir, ortada bir cümle var. Bu cümlenin içerisinde bir fiil var. Tamam. Veyahut da bir durum var, bir hal var, bir vaziyet var. O durumun olmasının, yani cümlenin yüklemine ne soruyorsunuz? Neden ve niçin sorusuna soruyorsunuz. Aldığınız cevaba mefhulün lecrih, mefhulün min ecli, mefulün le. Bak üç tane adı var. Yani üç de aynı. Diyorduk. Devam ediyoruz. İşte burada mastar olarak geliyor. Mastar ne demek? Mak, mek, mayış, mak diyoruz mesela. Kelimenin nerede bizim o sözlük ya? Sözlük. Ben size hiç açtım mı bunu? Ya açacağım herhalde. Yani. Bu dağarcık sözlüğü tanıştırayım. Vardır mutlaka. Hazırlık okuyorsunuz yani, almışsınızdır. Bitirmeden önce, hazırlık bitmeden alınıyor. Serdar Mutçalı 30 yıllık sözlük bu yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi mastar olacak dedim değil mi? Ne demek mastar? Mesela arkadaşlar zami'e, siz bu sözlüğü alacaksınız da nasıl kullanacaksınız? Değil mi? Şimdi zami'e diyor. Bir de A yazıyor. Bu A nedir ya? A hocam birinci. Ne A? A ne? Muzari'nin orta harfinin harekesi. Yani dami e yazma u dördüncü baktan demek. Tamam bakın. Birinci mazinin orta harekesi kesra. Muzari'nin orta harekesi fetha olursa ne oluyor? Dördüncü bak. Şu gördüğünüz kelimeler görüyor musunuz? İşte bunlar mastar. Tamam mı? Ne demekmiş? Susamak, ağzı kurmak. Mesela zanne. Yazunnu. Zanentü. Bak bu siz şeyi görüyorsunuz ya. Lefif şey. Muzaf filmleri görmüşsünüz. Muzaf filmleri. Görmediniz mi? Aksam sabada. İşte burada mesela bu başına harekeli bir zamir geldiği zaman nasıl olur diye açılmış şeklini de veriyor bu sözün güzel bir özelliği. Bu da mastar, zannetmek diyor. Mesela şu gördüğünüz virgülü biliyorsunuz, virgül virgüldür. Peki noktalı virgül ne işe yarıyor? Başka bir anlam geldiği zaman noktalı virgülle başka bir anlam geliyor. Sonra bak üçüncü anlam neymiş? Zanne bi ile kullanırsak şüphelenmek anlamına geliyormuş. Harfi cerler ile beraber kullanıyor mesela. Harfi cerler. Veyahut da örnek cümleler geliyor. Örnek kullanımlar. Zanne bihi zunun mesela. Zanne bihi baga. Birinin aptal olduğunu düşünmek gibi. Sonra ç çoğulu demek. Bunda çoğulu böyle gelmiş. Sonra mesela mesela zahara yazharu kaçıncı babmış? İki, üçüncü babda. Zuhur bunun mastarı. Li ile kullanırsak ortaya çıkmak anlamına geliyor. Zuhur etmek anlamına geliyor. Minle kullanırsak kaynaklanmak anlamına geliyor. Ya da neticesi olmak. Hatta zahara bir dağa çıkmak anlamına gelebiliyormuş. Aya ile kullanırsak yenmek anlamına geliyormuş. Bakın bir sürü tonla anlam oldu bakın. Min, ale, harfi celli, harfi celsiz. Bakın sonra siz tefail, ifal, mufail bablarını daha görmediniz değil mi? Göreceksiniz. Bakın ilk önce tefail babı, sonra mufail babı, sonra ifal babı, sonra tefaul babı, sonra istifal babı. Zaten der başta anlatıyor bunları. Bu sözü şöyle kullan. Yani aldıktan sonra sözlük şudur, şöyle kullanılır diye yazar. İşte şunu yaptım, bunu yaptım diye yazar.
Hatta böyle kullanım kılavuzu olması lazım. Kullanım sayfası. Bakın burada anlatıyor. Örnek bir sayfa olacaktı. Benim kitabımda vardı. Mesela neymiş bakın? Behice, yebecu, mazi muzari harfin ikinci harfin hareketi temsil eden harf diyor. Gördünüz mü? Yani yebhecu demek yani. Buradaki yebhecu olduğunu gösterir yani diyor. İşte ayyen eyyü ayyen tayin kök diyor. Meful bir şey diyorsa mefulün bir sarih oluyor. Eğer virgül olursa diyor yakın anlam diyor. Noktalı virgül olursa zaten adam kendisi anlatmış ya. Yakın anlam kümesi ayrıcı. Başka bir anlam yani. Şu gördüğünüz işaret birleşik kullanım. Yani başka kelimelerle birlikte böyle deyimsel bir şey oluşturuyor mu oluşturmuyor onu gösteriyor. Teayyene, ayene, muayene mesela mezit fiil. 3 artı 1. Siz şu anda hep 3 artı 0 bunları gördünüz. İşte onların işte sahi, salim, işte sahilerden salim, muzaffef, mehmus. Sonra şey geçtiniz. İlletli fiillere geçtiniz. 5 tane var mesela değil mi? Nisan'la, elbe, frankız, lef-i makrun, lef-i mahruf diye. Bunlar da 3 artı 0. Bir de bunların her birinin mufaale, tef'il, ifal babından kullanımları var. Mesela ala birlikte kullanılan harfi cer diyor. Arapça metnin okuma yönü bakın şöyle okuyacaksınız diyor. Yeteayyen aleyke en yetteyime bi madarike. Görüşüne dikkat etmeli. Alt maddeler diyor. Burada açıklama diyor mesela. Ask ne demek? Mesela murakibu tayin istihkak yaşı çavuşum. Askeriyle Mısır'da Mısır demek. Mısır'da bu askeri bir terimmiş bu. Terminoloji. Öğretiyor bakın. Size böyle öğreneceksiniz şimdi. Başlıyor böyle bakın. Elif harfiyle başlıyor. Neyse. Mastarları kullanacakmışız. Bir kelimenin mastarı nasıl gelir? Eğer arkadaşlar onu diyecektim ben. Eğer diyelim sülasi mücerredse bir kelimenin mastarı şuralara bakacaksınız. Duyuyor musunuz? İlk hemen mesela kelime ne olsun? Mesela şuraya kabahat duydunuz mu hiç? Kabuha, yakbuhu bakın 5. baptan geliyormuş. Siz bu 3 artı 0'ların mastarlarını buradan bakacaksınız. Ama mezit baplar olursa 3 artı 1, 3 artı 3 emlakçıya döndü iş ama öyle yani istifal babı. Kök harfi kabuha istediği 3 artı eklemiyor ya da 2 artı eklemiyor ya da 1 artı eklemiyor. Onların mastarları arkadaşlar belirli. Diyelim mesela bildiğiniz siz üniversite sınavına girdiniz. Ne yaptınız? Üniversite sınavına girdikten sonra puanlar açıklandı. Sonra bir süreç başlıyor. Ne süreci başlıyor? Tercih. Değil mi? Bu tercih kelimesi nereden geliyor? Bildiğiniz kelimeden gelen. Bakın racaha Bismillahirrahmanirrahim. Racaha yercahu bir racaha yercuhu racaha yercihu. Hem bir hem iki hem bir hem de ikinci baptan. Pardon. Hem üç bir iki. Üç bir iki. Yani üç bir iki. Öyle yapmış. Üç baptan da geliyormuş bu kelime. Mümkünmüş yani. Bak 3 baptan da girmemiş. Ben 3 baptan geldiğini bilmiyordum. Sayenizde bir şey öğrendim yani. Öyle. Şimdi ben de diyeceğim mesela. Ne diyor burada bakın? Raccaha yuraccihu tercihan. Bunların mastarları aynı arkadaşlar. Şavvaka yuşavvaka teşvik. Mesela fessara yufessir tefsir.
Mesela saddaka yusaddiku, tasdik etmek ne demek? Onaylamak demek. Bak bunlar aynı. Tamam mı? Yani bunlar mastarları değişmez. Yani bunlar mastar 3 artı 1'lerin, 3 artı 2'lerin, 3 artı 3'lerin bir tane, iki tane mastar vardır en fazla. Başka yoktur. Ama sülasi mücerretlerde şu, buna bakacaksınız. Bu da kafadan atılmayla olmuyor. Yani oturup bakmanız lazım. Kelimeleri bu yüzden ezberlerken, hani bir tane sizin şey defteriniz var ya, kelime defteriniz. Hani her gün yazıyorsunuz ya. Hala yazmıyorsanız daha birinci dönemin %60'ı bitti, 70'i bitti. Daha önünüzde hazırlığın daha çok büyük bir kısmı var. Yani eğitiminizin daha %30'u bitti. Daha yüzde kaçı var? 70'i daha duruyor. Yani başlamadıysanız bile geç değil. O gün ne çalışıyorsanız bir tane yazacaksınız. Racaha. İşte şu bablardan geliyor. Mastarı şu. Varsa harfi ceri. İşte racaha varsa harfi ceri. Neymiş harfi ceri? Bir şeyi bir şeye de tercih etmek derken mesela ala ile kullanılmış. İki tane mefhulü mih alıyormuş. Birini direkt alıyormuş. Birini ala harfi ceri ile alıyormuş. Mesela. Gibi. Biraz daha kompleks cümleler, biraz daha uzun cümleler, biraz daha böyle yan cümlelerin olduğu, bol miktarda yan cümlelerin olduğu cümle. Yani artık Ali Atamak, Emel Ebergel'den, yani sizde var mıydı geçim ya? Var hocam. Allah. Sizde fiş var mıydı? Yoktu ya. Fiş. İlkokulda. Hocam Ali Atamak, Ali Atamak var mıydı? Bela var. Cinal okudunuz mu siz Cinal? Yok. Ya işte. Neyi belledin? Yok onu demek istemiyorum. Yani bizim zamanımızda vardı. Yani eskiyim demek istedim. Hocam biz de hiç söyledik. Yani... Doğrudur. Öyle mi? Bizim şeylere denk geldik hocam. Fenerbahçe'den ortaya avantajlı durumlara denk geldik yani. Hmm. El yazısıyla mı öğrendiniz? Oy. Nasıl giriyor ya? Şu hani böyle. El yazısıyla. Siz okuyor musunuz? Biz okuyoruz hocam. Tamam. Evet, ben şimdi okuyorum, siz anlıyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Devru şebabi fi bina'il vatani. Yedhebu şebabu ila camiati taleben lil ilmi. Ve ya'melune bi ciddin ve ictihadin sa'yen ila necahi. Ve tekarracu fil camiati bede'et. Merhaletun cedidetun yuvasiluna fiha kifahahum litmi'nani alel mustakbeli ve i'dadi enfusihim littehammulin mes'uliyetil hayati ve yuetti şebabu vacibahum nahvallahi ibtigâe merdatihi ve yetesellahuna bil imani vel ilmi libinai vatanihim ve rif'ati şe'nihi ve himayetihi minel e'dâi. Ve ila mazidin min el cuhdi vel ameli eyha şebab fe innel vatana yantadirukum ve huve bi hajetin ila cuhudikum diyor. Anladınız değil mi? Şebab eyha şebab vatan inşasında vatan inşasında gençlerin rolü. Gençler ilim talebiyle üniversiteye giderler.
başarıya ulaşmak için ciddiyetle ve gayretle çalışırlar. Üniversiteden mezun olduklarında geleceklerinden emin olma yolundaki mücadelelerine devam ederler. Ve kendilerini hayat sorumluluğuna taşınmaya, hazırlamaya devam ederler. Evet, orasını görmemiş. Cümle uzun olunca. Olmayandaki mücadelelerine ve kendilerine hayat sorumluluğuna taşımaya, hazırlamaya devam ederler. Tabii bu daha tabii bir tam bir tercüme değil. Henüz. Evet. Ve yüvetti şebe vacibe hunahullah. Gençler görevlerini, Allah'ın rızasını, Allah'a karşı olan görevlerini, onun rızasını kazanmak için yerine getirirler. Vatanlarının inşası ve şanının, durumunun yüceltilmesi ve düşmanlara karşı savunması için ilim ve imanla silahlanırlar. Daha çok gayret ve çaba için ey gençler, vatan sizi beklemektedir ve onun size, sizin gayretlerinize ihtiyacı vardır diyor. Vatan inşası için dedim ama orada beş hanım nereden anladı bu? Hani diyor ya, beni bir tek sen anladın. Evet, öyle olmuş. Evet, bunu biz yedi desek belki daha iyi sığar. Evet, şimdi kelime kelime gideceğiz. Diyor ki, mef'ulün lehleri ve çeşitlerini tespit ediniz. Evet, yezhab devru şebabi fi bina'il vatani. Vatan inşasında gençlerin rolü. Yezhabu gider. İlk önce soracağız soru. Fiili bulduktan sonra, yükleni bulduktan sonra kim? Eşşebabu. Fail olduğunu anladık mı? Ya da anladıysak nasıl anladık? Arkadaşlar, bunu siz fail olduğunu nasıl anlarsınız? Heh, dammesine bakıyoruz. Kafadan değil yani. Giden kim? Gençler gider. Nereye gider? Bir, gitmek varsa bir yere gidilecek bir yerde olması lazım. Bir yere gidilmiyorsa nasıl gidecek? Değil mi? O iş nasıl olacak? İlel camiati. Üniversiteye giderler diyor gençler. Niçin giderler? İlim talep etmek için. İlme talip olmak için. İlimi öğrenmek için. İşte ilim talebiyle. Bakın bu ne oldu? Mef'ulün li ecli oldu. Mef'ulün le. Şöyle diyeceksiniz. Mef'ul le. Buna böyle diyoruz arkadaşlar. Fetha ile mansup. Tamam mı? Sadece mef'ul lehlerin irabını yapacağım. İnşallah. Sözümde durabilirsem. Tutamıyorum çünkü kendimi. Ve ya'melune çalışırlar. Yani amele ya'melu, amel çalışmak demek. Nasıl çalışırlar? Bi ciddin ve içtihadin.
Evet, şurayı okumadık. Gençler ilim talebiyle üniversiteye giderler. Tamam. Nokta. Ve ya'melûne bi ciddi ve içtihâdin sâyen linnecâhî. Başarıya ulaşmak için, başarıya doğru koşturmak için ciddiyetle ve gayretle çalışırlar. Bir ciddi ne demek? Ciddiyet. Yani hani Türkçe girmiş. Hani cidden mi diyoruz yani? Gerçekten mi? Türkçeden Arapça mı geçmiş? Bence biraz tersi. Evet. Türkçeden Arapça geçmiş kelime yok mu? Var. Binlerce kelime var. Gidin Halep'e. Halep'te konuştuğunda Arapçanın %60'ı Türkçe kelimeler. Mısır'daki %90 askeri terimlerin sorun yani Halep Hoca'ya, Halep Hoca'ya. Hepsi Türkçeden geçme. Onbaşı, yüzbaşı, çavuş, aklına gelecek bütün kelimeler. Hep Türkçe. Hala kullanıyorlar, hala. Çavuş hala çavuş orada. Yani sadece biz Arapça kelime kullanmıyoruz. Bu işler böyle. Ama bir tane millet var ki en fazla Türkçe kelimenin hala daha kullanıldığı. Bizi hiç sevmediler, Müslümanlar hiç sevmediler ama. Ha? Kimler? Hayır. Kim hocam? Sırplar. Evet. Yani Müslümanlara karşı bir kinleri vardır ama genel olarak. Ama çok ilginçtir. Hala 13, 15, 14 bin tane kelime kullanıyorlarmış. Günlük dillerinde 13-10, yani dünyada en fazla Türkçe kelimenin olduğu yabancı demiş Sırpça. Çok şaşırmıştım. Tabii 500 yıl boyunca aynı. Beraber yaşadık ya. Evet, ilim talebiyle üniversiteye giderler ve ya'melûne bi ciddin ve içtihâdin sâyen ilennecâh. Başarıya ulaşmak için ciddiyet ve gayretle ne yaparlar? Çalışırlar. Mef'ulün le. Feta ile mansup dedik. Ve ize, dığında demek ize. Arkadaşlar bir yerde bakın bir yönelme varsa orada bir gidişat bir şey varsa orada bir ile harficerini görüyoruz zaten bakın. Necah başarı demekti. Ve ize dığında demek. Ne olduğunda takarracu burada bir fi olacaktı. Fi nereye gitti? Ha. Takarracu fil camiati. Ne demek takarracu fil camiati? Ha. Şimdi arkadaşlar, üniversiteden mezun olmak için takarraca fiile kullanılır bakın. Takarraca duyduk mu? Takarraca fi. Bu bir kalıp. Takarraca artı artı fi harfi cer ile beraber kullandığımız zaman ne oluyor? Mezun olmak demek. Bu neymiş bir kalıp? Yani birisi bir yerden mezun oldu derken takarraca fi ile kullanıyoruz. Evet. Ve takarrac iza takarracu fil camiati üniversiteden mezun olduklarında bedeet başlar. Başlayan ne? Başlamıştır. Merhaletün bir merhale. Ne demek merhale? Aşama. Aşama. Bir aşama başlamıştır. Nasıl bir aşama başlamıştır?
cedidetün, yeni bir aşama başlar. Yeni bir aşama başlar. Mezunluklarında. Devam edecekleri. Yeni bir aşama başlamış. Tır diyeceğiz. Yeni bir aşama başlamıştır. Nasıl yeni bir aşama başlamıştır? Sizde sıfat tanımlamasını gördük. Görmedik mi? Görmemişiz ya. Ama çokça bahsettik. Sıfat bakın. Merhaletün cedidetün ne tanımlaması? Anlıyorsunuz. Yeni bir aşama. Adam cevap veriyor ya. Soruyoruz, soruyor ya, cevap verecek. Yuvasilûne fîhe. Yani devam edecekleri yeni bir aşama başlamıştır. İçerisinde, fîhe, içerisinde devam edecekleri yeni bir aşama başlamıştır. Neye devam edecekleri? Neyi sürdürecekleri? Kifâhahum. Mücadelelerini sürdürecekleri, mücadelelerine devam edecekleri. Neye devam edecekleri? Bakın. Mezun olduklarında devam edecekleri yeni bir aşama başlamıştır bakın. Nasıl, neye devam edecekleri bakın. Devam edecekleri şeyler geliyor bakın şimdi. Cümle var. Cümle iki kısımdan oluşuyor. İdea ile başlamış. Onun bir de ikinci kısım var. Şöyle olduğunda şöyle olur gibi. O olur dediğimiz bede'et başlamıştır dediğin cümlenin içerisinde bir cümle daha var. O cümlenin içinde bir cümle daha var. Hatta iki cümle daha var. Cümle içerisinde cümle, cümlenin içerisinde cümle, cümlenin içinde cümle. Yani Türkçe'de fiilimsiler, zaten fiilimsilerle yapılıyor bizim Türkçe'de bu yan cümleler. Arapça'da da mastarlarla başka şeylerle yapılıyor bakın. Yani yan cümleler havada uçuşuyor burada şu anda. Neye devam edecekleri? Kifahahım. Kefaha mücadele etmek demek. Kifah mücadelelerine devam edecekleri. Ne için mücadele ediyorlar peki? Litminani ala müstakbeli. Yani geleceklerinden emin olma yolundaki mücadeleleri. İtminan ala müstakbel neymiş? Hatta şöyle yapalım. Şu kısmın anlamını kopyalayayım bakın şuraya. Bu yolunda diyor yani yol hani nerede hoca yol diye bir şey yok orada. Hakikaten yok. Bunu ben uyduruyorum. Yani. İçin diyor ya orada için. Yani geleceklerinden emin olmak için sürdürdükleri mücadele. Bu sefer de için desek olmak için. İçin sürdürdükleri mücadelelerine devam ederler. Devam mücadeleleri
mücadelelerine devam ederler. Mücadelelerine devam ederler. Neye devam ederler? Mücadelelerine devam ederler. Bakın bu bir şey cümle. Yan cümle. Yan cümle neyin içinde? Bu bunun içinde. Bu neyin içinde? Bu da bunun içinde. Hatta şu da şunun içinde. 1, 2, 3, 4. Bir de ana cümle var. 5. Zaten Türkçesine bakarsanız sıfat cümle, sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil. Türkçenin içerisinde de zaten bakarsanız fiilimsiler havada uçuşuyor. Arapçası da öyle. O şekilde. Ve iade ve niçin mücadele ediyorlar? Ve iade di enfusihim. Ve kendileri hazırlamaları için. Kendileri neye hazırlamaları için? Litahammul mesuliyetil hayati. Yani hayat sorumluluğunu üstlenmeleri, taşımaya, hayat sorumluluğunu taşımaya, kendilerini hazırlama için sürdürdükleri, burayı da alalım buraya. Geleceklerinden bakın şu kısmın anlamı bu. Evet şöyle yapalım. Daha da. Şimdi. Şu da dahil bunun içerisinde. Yuvasiluna fiha kifahum litmiknani alel müstakbeli ve iadadi enfusihim litahammul mesuliyetil hayat. Yani geleceklerinden emin olma yolundaki mücadelelerine ve kendilerine hayat sorumluluğunu taşımaya hazırlamaya evet, taşımaya hazırlama yolundaki mücadelelerine devam edecekleri. Evet, öyle diyelim. Yuvasiluna fiha kifahum litmitnan ala mustaqbali ve i'dadi enfusihim litahammul mas'uliyetil hayat. Yani ben size şimdi belki bana kızıyorsunuz işte. Ya belki kelimeleri biz toparlarız. İşte belki toparlayamazsanız beni. Belki ben söyler geçerim toparlayamazsanız diye. Böyle uğraşıyorum. Yanlışlıkla olmaması için uğraşıyorum. Şimdi bede'et üniversiteden mezun olduklarında başlamıştır. Başlayan ne? Merhaletün cedidetün. Yeni bir aşama başlamıştır. Nasıl yeni bir aşama başlamıştır? Devam edecekleri bir aşama başlamıştır. Neye devam edecekleri? Mücadelelerine devam edecekleri. Ne konudaki mücadelelerine devam ediyorlar? لِتْمِئْنَانِ اَنْفُسِي عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَاِيَادَ اَنْفُسِهِمْ لِتَحَمُلْ مَسْئُولِيَتِ الْحَيَاتِ. Yani gelecekten emin olma ve kendilerini hayat sorumluluğunu taşımaya hazırlama yolundaki mücadelelerine taşımaya yolundaki mücadelelerine hazırlamaya devam edecekleri
Bunu buraya alalım. Mezun olduklarında evet, üniversiteden mezun olduklarında şükür bir cümlemiz oldu. Yani bu şekilde çeviri nasıl yapılır onu da görüyorsunuz. Canlı canlı. Var mı sıkıntı? Bilmediğiniz kelime kalmayacak. Bilmediğiniz kelime kalmayacak. Tercümesine bakarak nasıl yaptığınızı kendiniz, hatta bunu oturacaksınız, yazacaksınız. Bütün kelimeleri ben size yazsam, hatta bu ödeviniz olsun sizin yani. Bütün bunu yazın. Altına kelime kelime bütün kelimelerin anlamlarını yazın. Sonra cümle cümle tercümeler yazın karşısına. Yazarken fark edeceksiniz arkadaşlar. Yaparsanız faydanız var. Yani not rızası için değil, Allah rızası için ve öğrenmek için yapın. Notu boş verin ya. Öğrenince zaten 100 alıyorsunuz, 90 alıyorsunuz. Onunla bununla uğraşmıyorsunuz. Öğrenmeyince de hiçbir şey olmuyor dediğim gibi. Yüetti, yerine getirir, eda eder. Hadi namazını eda etmek duydunuz mu hiç? Başlamıştır. Yüetti, eda eder. Kim? Eşşebabu. Gençler eda eder. Neyi eda eder? Vacibehum. Görevlerini eda eder. Vazifelerini eda eder. Kime karşı? Nahvallahi. Allah'a karşı görevlerini yerine getirir. Niçin? Niçin? İptigâ-ı merdâtihi. Yani onun rızasını kazanmak için. Bakın mefulun leh bu. Tamam. Bu neymiş? Niçin? Müslüman, yani genç neden genç neden Allah'a karşı görevlerini yerine getiriyor? Onun rızasını kazanmak için. Ve yetesellahuna bil imani vel ilmi ve silahlanırlar diyor. Neyle silahlanırlar? Bil imani vel ilmi li binai vatanihim ve rif'ati şe'nihi ve himayetihi minel a'dai. İman ve ilimle silahlanırlar diyor. Yani kuşanırlar diyelim. Silahlanırlar demeyelim de. İman ve ilimle ilim ve imanla kuşanırlar. Kuşanırlar. Niçin? Libinay vatanihim. Bakın sebep bildiriyor. Vatanını inşa etmek için. Ve rif'ati şe'nihi. Ve onun şanının yüceltilmesi için. Şanının, hani şanı şerefi diyoruz ya. Şanının yüceltilmesi demek durumunun yüceltilmesi için. Başka ne için? Ve himayetihi minel a'dai, yani düşmanlara karşı himaye edilmesi için ne yapar diyor gençler? İman ve ilimle kuşanırlar. Ne demişim bakın bir daha okuyayım. Gençler Allah'a karşı olan görevlerini onun rızasını kazanmak için yerine getirirler. Tamam. Vatanların inşası için virgül şanının
vatanlarının inşası için, şanının yani durumunun yüceltilmesi ve düşmanlara karşı savunulması için ilim ve imanla kuşanırlar diyor. Teselluh mesela silah kelimesi oradan gelir. Arkadaşlar bir dakikaya bitiyor. Evet. Bir 15 dakika ara veririz. 25 geçe devam ederiz. Evet. İmanla kuşanırlar. Evet. Ve ile mezidim minel cühdü vel ameli daha çok gayret ve çalışma için eyyühe şebeb, ey gençler, fe innel vatana yantadirikum. Ey gençler, vatan daha çok çalışma ve gayret için sizi beklemektedir.